Harika hikaye, eski antlaşma. Bilge Kral Süleyman. Birinci Krallar 3. Bölüm. İnsanlar "Yaşasın Kral Süleyman!" diye bağırdılar. Süleyman İsrail'in yeni kralı oldu. Süleyman Tanrı'yı seviyordu ve Davut'un öğrettiklerine itaat etti. Süleyman Givon'da 1000 yakmalık sunu sunarak Tanrı'ya tapındı. Tanrı Süleyman'ın kendisini sevdiğini biliyordu. Tanrı rüyasında ona konuştu. "Süleyman, ne istersen dileyebilirsin." Süleyman Tanrı'ya şöyle karşılık verdi. "İyi ve kötü arasındaki farkı bilmek istiyorum. Bana bilgelik ver." Tanrı onun cevabından hoşnut oldu. Süleyman sağlık istemedi. Uzun ömür istemedi. Süleyman bilgelik istedi. Tanrı, "Sana bilgelik vereceğim. Seni zengin yapacağım. Beni izlersen sana uzun ömür vereceğim," dedi. Tanrı Süleyman'ı bereketledi. Bir gün iki anne Süleyman'a geldi. Annelerden biri, "Bu benim çocuğum," dedi. Diğer anne, "Hayır, bu benim çocuğum," dedi. Annelerden biri Süleyman'a, "Biz aynı evde oturuyoruz. İkimizin de çocukları var. Bebeklerden biri gece öldü ve o bebekleri değiştirdi," dedi. Anneler aralarında tartıştılar. Kral Süleyman, "Bana bir kılıç getirin," dedi. Kralın adamları buna şaşırdılar. Ama bir kılıç getirdiler. Kral, yaşayan çocuğu ikiye bölüp, "Yarısını birine, yarısını öbürüne verin," diye buyurdu. Yüreği acıyla dolu olan çocuğun gerçek annesi, "Hayır," dedi. Anne ağlayarak, "Çocuğu öldürmeyin, ona verin," dedi. Diğer anne, "Tamam," dedi. Kral Süleyman, kimin gerçek anne olduğunu anladı. Kral Süleyman, bilge bir kraldı. Kral, "Çocuğu öldürmeyin, çocuğu ağlayan anneye verin," dedi. "Bizim kralımız gerçekten bilge." İnsanlar şaşırdılar. İsrail halkı Kral Süleyman'a saygı duyuyordu. Kral Süleyman, Tanrı'nın bilgeliğiyle İsrail'i yönetiyordu. Süleyman'ın günlerinde İsrailliler mutlu ve barış içinde yaşıyorlardı.